AK Parti ekonomik krizi Batı ile uyumlu başlangıç olarak ifade edilen dış politikayla çözeceğini hesapladı. Seçimden önce Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi. Seçimlerden sonra ise yine AK Parti Amerika Birleşik Devletleri ile flörtün dozunu yükseltti. Bu politika Türkiye'nin daha fazla stratejik tavizler vermesine neden oldu. Türkiye Finlandiya'nın önce üyeliğini onayladı. Arkasından İsveç'i onayladık. Peki bunlar mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK'ya verdiği desteği kesmesini sağladı mı? Hayır, sağlamadı. Tam tersine. Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya daha fazla destek vermeye başladı. Hatta Türkiye'nin yaptığı operasyonda Türkiye'nin SİHA'sını düşürdü. Aydınlık gazetesi dış politika yazarı Fikret Akfırat, SİHA'nın düşürülmesinin Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Akfırat, hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı eylemsizliğe denge politikasının sürüklediğini belirtti. Eğer siz Finlandiya'ya, İsveç'e evet diyerek başlarsanız en son Amerika Birleşik Devletleri SİHA'mızı düşürdüğünde Amerika'ya hiçbir şey diyemez hale gelirsiniz. Peki diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye için Suriye'nin kuzeyinde tehdittir dedi. Peki bunun gereğini yapıyor mu Türkiye? Madem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye için tehdit, o zaman gereğini yapmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri 2019'da Türkiye'nin ulusal çıkarlarına tehdit olduğu stratejisi kurmasına rağmen Tayyip Erdoğan yönetimi NATO'da birlikteyiz, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikiz söylemini sürdürüyor. Hükümet Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek sıcak paraya bel bağlayan bir çizgiye hapsediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi Filistin-İsrail Savaşı da dünyadaki cepheleşmeyi çıplak şekilde gösterdi. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail, diğer yanda Türkiye, Rusya, Çin, İran var. Türkiye ise stratejik bir kararın eşiğinde. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, İsrail saldırganlığını gelişen dünyayla önlemekten başka bir seçeneği yok. Bunun için de AK Parti iktidarının Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı olan denge politikasından vazgeçmesi şart. Türkiye için Amerika tehdidinden korkacak, şu andaki yalpalamaya neden olacak politikayı sürdürmek aslında en irrasyonel politika durumunda. Rasyonel politika, işte Türkiye-Rusya işbirliğiyle nasıl Karabağ'ı çözdüysek, Türkiye-Rusya-İran işbirliğiyle Suriye'de çok önemli bir mesafe kat etmişsek, şimdi onu bir adım ileriye taşıyıp bir bölgesel inisiyatifle Filistin'i çözme zemini ortaya çıkmış durumda. Fakat bir topyekün strateji değişikliğine ihtiyaç var Türkiye için. Türkiye'nin stratejik kararı Çin, Rusya ve İran'la Körfez ülkelerini kapsayan cephenin hayata geçmesini sağlayarak Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırganlığını durduracak öneme sahip. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.